Demek bugünkü mevzumuz anlaşmalara dair meseleler iletişim metodikası. Mesela şart şundan ibaret ki 30 gram demek bizge anlaşma verilgen 30 gram natri hidrosulfit natri hidrokarbonatı ve natri hidroksidi verilgen. Şimdi şu üçte anlaşma mol miktardaki klorik kislotada eritilgende demek klorik kislotada eritilgende bu genlik sebeple klorik kislotadan reaksiyaga ko'chiramiz. Bunda hosil bo'ladi natriy xlor tuzi, oltin ko'mir oksidi va suv hosil bo'ladi. Bu reaksiyamizda natriy xlor tuzi, karbonat angidrid gazi va suv hosil bo'ladi. Endi natriy gidroksid bilan klorik kislotaning reaksiyasida demak natriy xlor bilan bu fazla olarak diyeceğim. Şimdi şu yerde aytilgan mol miqdorda klorik kislotada eritilgende vodorodga nisbatan zichligi 29.5 bo'lgan 0.2 mol gazlar aralashmasi hosil bo'ldi dedi. Demek vodorodga nisbatan zichligi bo'lganligi uchun vodorodga nisbatan zichligi 29.5 ga. Vodorodning demak vodorodning atom massasiga ko'paytirib bu yerda hosil bo'lgan gazlar aralashmasining demak miqdorini hisoblashimiz mumkin. Ikkiga ko'paytirganimizda demak ikkiga nima uchun ko'paytirdik? Ya'ni vodorodga nisbatan zichligi bo'lganligi uchun shunga ko'paytiramiz. 59 hosil bo'ladi. Bu yerda ikkita gazimizning demak massasi kelib chiqdi. Endi shundan foydalangan holda demak bu reaksiyani hozircha o'chirib turamiz. Demek bizde bor 64 oksidi 64 molar massasi. Demek karbonat angidridi kelsa 44. Buni diagonal qancha ya'ni qancha usulida shu ikkita gazning demak miqdorlarini topib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda hosil bo'ladi 15, bu yerda esa 5. Ya'ni diagonalni tuzishning foydasi demak markazda turgan sonlar diagonaldagi berilgan sonlarning bittasi markazdagi sondan katta, bittasi esa kichik bo'lishi kerak bo'ladi. Shu qoidaga amal qilgan holda demak diagonalni tuzib oldik va natijada katta sondan kichik ayrilib shu qiymatlar kelib chiqadi. Endi shu yerda bu ikkalasini qo'shgan vaqtimizda ya'ni 20 degan son hosil bo'ladi. Endi demak bularni taqsim 20 qilib shu tarzda ulushlarini topib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda hosil bo'ladi 0.75. Bu yerda esa 0.25 hosil bo'ladi ekan. Endi shularning demak bizga berilgan 0.2 mol miqdor berilgan masala chapida demak 0.2 mol molga ko'paytirgan vaqtimizda bu 0.15 bu esa 0.5 soni hosil bo'ladi. Ya'ni bu shu gazlarning miqdori mol miqdori ya'ni 6.4 oksid va karbonat angidrid. Endi yana shu mol miqdorlardan foydalanib demak reaksiyadan bu uchta aralashma tarkibidan bu 30 gram tarkibidagi miqdorlarni topib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buni 1 mol, bu yerdan 1 mol. Demak 0.5, bu yerdan 0.15 ga teng. Endi shundan foydalanib bizda eng dastlabki moddalar demak natriy gidrosulfitning molar massasi molekulyar massasi 104 ga, natriy gidrokarbonatiga esa 84 ga teng. Endi shu yerdan x proporsiya shaklida
Demek bu yerdeki kimyelerden faydalanıp bunların masalarını topu alışması mümkün. Bu yerde fasıl bolarda 4.10'da 2, bu yerde ise demek 15.10'da 6 gram fasıl bolar ediyor. Şimdi şu ikiye verilen kimyelerini bu mesele şartında verilen 30 gram kimyelerden ayırken aklımızda, yani 30 minus 15.10'da 6 minus 4.10'da 2. Bu yerde hasıl boladı. Bu teğmikten hasıl bulgen gramımız demek 10.2. 10.10'da 2. Yani bu natri hidroksitke tegişli bulgen muhtar tutaklanadı. Şimdi bizde mesela şartıda sonra geldi. Demek gazlar aralaşması hasıl bulgenden keyin ayıp koydu. Hasıl bulgen eritmeden alış mümkün bulgen natri klarik tuzunun demek miktarını gramda soruyor. Şimdi şu yerde bu teknik bu kıymetten faydalanıp demek natri klorlarımızın kıymetlerini topu alışmış mümkün. Yani bunun maliküler masası 78.10'da 5'ke teknikini şu tarihe şu teknikten bu x proporsiyonu işlemeye baktığımızda demek bu 2.1'den 915. Bu ise 8.1'den 775 bin fasıl kılardı. Şimdi şu sonlar belli mi oldu? Şimdi bizge 10.2 gram natri hidroksidinin hidroksidinden demek bunge klorik sada tesir ettirip hence natri klorik alışımız mümkün bir günü demek reaksi dinlemelerini yazıp x proporsiya şeklinde tablar kalktığı kadar. Demek 10.2 gram natri hidroksitimiz gramı melum. Yani bu 3'te erleşme terkibinde natri hidroksit 15.6, natri hidroksit 4.2, natri hidroksit natri hidroksitimiz ise 10.2 gramı teşkil kıldı. Demek bunun maddeler masası çarpı geldi. Şu yerden natri klorunun masasını topluyoruz mümkün. 78.10'da 5 maddeler masasını koyup demek 14.000'den 917 sonu hasıl oldu. Şimdi bizden sonra gelen ise şu ki demek hasıl olgen natri klorhidratın gramları yığılmasını topuşumuz gerek yedi. Şu 3 tane kıymetini koş edelim olsak, yani demek bizde hasıl oldu. 8.1775 plus koş edildi. Bu reaksiyonumuzda 2.1915 plus bu reaksiyonumuzda hasıl olgen natri klorhidrat koş edildi. 14.1917. Demek bu yerde hasıl oldu. 6 gram natri klor. Yani cevabımız 26.6 gram natri klor hasıl olacağını bildik. Şimdi şu yerde demek bunu gramların toplamasından durup o sonra buluşu için yine bir üsulda işleyişimiz mümkün. Yani mol muhtarı, madde muhtarıdan faydalanan halde işleyişimiz mümkün olabilirken. Bunda demek bu ne dermol, bu ne dermol deyip alırız. Bu yerde hasılları 0.5, bu yerde 0.15 hasıl olur. Yani hemen şu tablitteki demek x proporsiyonumuzda işleyen vakitte. Şimdi bu yerde ise 10.2 gram ve 40 gramdan faydalanıp bunu 0.5 deyip al. Şu yerini topken vaktimizde demek hasıl olur 0.475 fasıl bulacağını bilemez. Şimdi şu 3'te demek mol muhtarlar kıymetlerine koşup bu yerde hem natri klorunun mol muhtarını ve gramını hem topu alışmak mümkün. Yani 0.15 plus 0.15 ve plus 0.455. Şu yerde demek bu 1000'den
250 ekan. Bu yerda hosil bo'lgan sonimiz 1455 ni hosil qiladi. Buni natriy borining molekulyar massasi 58.5 ga ko'paytirgan vaqtimizda xuddi shunday 26.6 gram degan javobimiz kelib chiqadi. Demak, javobimiz masala shartida so'ralganki, natriy gidroksilbit, natriy gidrokarbonat va natriy gidroksidlarning 30 gram aralashmasi mol miqdordagi, demak, xlorid kislotalari bilan reaksiyaga kirishdi. Ya'ni xlor eritilganda, demak, xlorid kislotada eritilganda vodorodga nisbatan zichligi 29.5 gramga teng bo'lgan gazlar aralashmasi hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan eritmadan olish mumkin bo'lgan natriy xloridning massasi. Demak, masalan bizning javobimiz